Mehmet Şeker Hesap uzmanı Kemal Bey'in yaptığı hesap. Aralık ayının son dönemecindeyiz. Ay beraberinde yılı da bitirecek. Bir arkadaşım yılın ilk günü bir yılı daha bitirdik diyecek her zamanki gibi. Kastını anlamayanlar geçen yıldan bahsettiğini sanacak ve ya nasıl da geçti koca bir yıl cevabını verecekler. Halbuki o yeni başlayan yılı kastetmiş olacak. Alışveriş sırasında 3-5 liralık bir şey aldığımızda kasaya uzattığımız 100 lira nasıl bozuluyorsa artık elimizde kalan paranın 100 lira olduğunu nasıl iddia edemezsek tıpkı onun gibi. 2019'da da şunun şurasında bir yıl kaldı. İçinde 3 tane seçim barındıracak olan 2019 yılı ülke açısından son derece önemli. Belediye seçimi, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi. Sandığın birinden çıkıp diğerine gideceğiz. Hazırlıklar şimdiden başladı. En azından söz ediliyor. Artık en fazla oyu almak yetmeyecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarıdan bir fazlası gerekiyor. %50 artı bir ifadesi bunun için. O bir oy adaylardan birinin seçilmesine yetecek. Büyük ihtimal o tek oyu, herkes kendi oyu bilecek. Hem doğru hem yanlış. Orası da işin cilvesi. Kemal Bey bu defa %40 benim için başarıdır sözünün üstüne çıkmış, daha yükseklere gözünü çevirmiş. %50 artı bir değil, biz o seçimde yüzde %60 alırız. Tavukların rüya gördüğü bir varsayımdan mı ibaret? Kağıt üstünde hesap yaparken kullanılan veriler öylesine elverişlidir ki ne isterseniz o sonucu çıkarmanız mümkün. Bizim partinin oyu yüzde şu kadar, onu sevmeyenler çoğunlukta. Filanca parti aday çıkarmayacağı için kesinlikle bizi destekler. Örgütçüler zaten çantada keklik. Öteki partinin lideri yan çizer ama kitle eli mahkum bizden yana oy kullanır. Şu kadar mağdur insan var, onları da ikna etmek için fazla çabaya ihtiyaç yok.'' Oho, yüzde altmış ne ki? Biz 70'i bile rahat yakalarız. Haydi biraz insaflı olalım da çok uçsu demesinler. Arkadaşlar, hesap uzmanının yaptığı hesap böyle olsa gerek. Başka türlü yüzde altmış telaffuz edilebilir mi? Böyle bakınca darı ambarı bile az gelir. Dünyanın bütün darı ambarları birleşiniz. Kemal Bey'in milletvekillerinden Didem Hanım öyle rakam makam saymadan bir cümlede özetliye vermiş vaziyeti. Diyor ki, 2019'da gözünüzü açıp kapatacaksınız. Bir de bakmışsınız CHP iktidar olmuş. Ambarlar, siz hala ayrı ayrı mı durmaktasınız? Çok ayıp. Önce mantık hatasını düzeltelim. Gözünüzü açıp kapatacaksınız ifadesi yanlış. Doğrusu kapatıp açacaksınız olmalıydı. Didem Hanım'ın sözüne göre şu anda da bütün milletin gözü kapalı olmalı günü gelince 2019'da açacağız, sonra kapatacağız. Bir de bakmışız ki CHP iktidara gelmiş. İyi de kapatınca bakamayız. Kapalı gözle ne bakmak mümkün ne görmek. Diyelim Didem Hanım'ın dediği gibi oldu. O zaman neler yaşarız? Orasını vaktiyle Gürsel'im Tekin'im açıklamıştı hemen ertesi gün gazetelere ve televizyonlara el koyacak. Aman ha radyolarla dergileri de unutmasın. Hazır millet gözlerini kapatmışken onlara da el versin. Oraların yöneticileri ve çalışanları da cezalandırılacak tabii ki. Silivri'yi büyütmek gerekir mi? Yoksa içeridekileri çıkartarak mı yer açılacak? Neyse canım, o da onun problemi. Her şeyi biz mi düşünelim? Hepsi bir yana son zamanların en güzel açıklaması Engin Bey'den geldi. Dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Üstüne kitap yazılır ama yazının sonuna geldik. Olsun, siz bu cümleyi ister çerçeve için alıp duvara asın, ister mermere yazdırıp karşınıza dikin.